sevgili müdürler, daire başkanlarımız, siyasi partinin değerli temsilcileri, iş adamlarımız, değerli öğretmenlerimiz, değerli müdürlerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, değerli beyefendiler, spor camiasının değerli temsilcileri, değerli meslektaşlarım, basın mensupları, sözlerime başlarken gazetemizin 7. yılını onurlandırdığınızdan dolayı kalbi duygularımla hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Değerli konuklar, bizler basın mensubu olarak tarafsızlık ilkeleri içerisinde her zaman karşımızdaki insanların ilkeli, seviyeli ve de onurlarını düşünerek hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bizim basın ahlak yasasına göre uygunluğumuz budur. Ancak biz tarafız. Niye tarafız? Biz halktan tarafız. Halkın sesiyiz, hakkın sesiyiz. Mecburen halkın sorunlarını dile getirmekte taraf olmak mecburiyetindeyiz. Onun için zaman zaman dillerimizin değil de kalemlerimizin ölçüsü kaçarsa onu da sizlerin hoşnutluğuna sığınıyoruz. Elbette ki bu bir karşı kınama değil ama hizmette verilen sözlerin yerine gelmeyişinin hatırlatmasıdır. Özellikle Ceyhan'da başta kaymakamımız ve belediye başkanımız olmak üzere sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşların müdürleri, sanayici ve iş adamları Ceyhan'da 15 tane gazeteyi yaşattıkları için kendilerine huzurlarınızda minnet ve şükranlarımızı sunuyorum tüm arkadaşlar adına. Çünkü bir ilçede gerçekten 15 gazete ve bu yaşatabiliyorsa bu kurumlarımız, o zaman biz elbette ki bunlara minnet ve şükranlarımızı sunarken onların başarıya gitmesi için de mutlaka önemli yazılarımız, önemli adımlarımız, önemli teşviklerimiz ve motivasyon yapmamız gerekir. Bugün Ceyhan 200 bin nüfusu aşan bir ilçedir. Biz Ceyhan 82 gazetesi olarak özellikle 7 sene önce gazetemizin ismini korken bunu şunu düşündük. Hiçbir vilayette bulunmayan İki tane birbirinden değerli 110 milyon varili günlük yakan petrollerimiz var. BOTAŞ ve BTC. İSKEM var. 7 milyar kilovatsaat elektrik üreten. Bir Toros gübre var. 8 bin dönüm hiçbir yerde bulunmayan serbest bölgemiz var. 12.500 dönüm enerjistas bölgemiz var. 1.500 dönüm organize sanayimiz var. Bir öz mayamız var, bir tekstilimiz var, bey tekstilimiz var. Dedik ki 1.200.000 dönüm ekili araziye sahip bir Ceyhan Osmaniye'nin 4 katı. 2030 kilometre kare üzerinden oturulmuş. Osmaniye 575 kilometre kare. Öyleyse dedik Osmaniye torpille il olduysa bizim de Türkiye'de 82 plakası hakkımızdır diyerek gazetemizin ismine 7 sene önce Ceyhan 82 Haber Gazetesi dedik. Ve bunu korken inancımla koydum. Niye? Çünkü eski devlet bakanımız Sayın Bekir Sami Taç'a bile bir gün dedi ki
Ceyhan hak ettiği metropol bir il olma hakkına sahip olacaktır. Bunu herkes kafasına koysun. Adana yakın, Osmaniye bilmem ne falan değil. Çünkü Ceyhan'ın konumu ilçe kanunlarıyla yönetilecek konumun üzerindedir. Onun için 3 tane fakültemiz var. Bakın 2 yüksekokulun dışında. Eğer bu fakülteler 5'e çıktığı zaman burada bir üniversite olması doğuyor. Zaten kaymakamımız da, Milli Eğitim Müdürümüz burada biliyor. 6500 dönüm dekanlık ilde üniversite yeri ayırlardı. Şimdi sivil toplum örgütlerimiz, Sayın Şeref Canıncan'ın başkanlığında öyle bir birlik içerisinde hareket ediyorlar ki, inanın siyaset boşluğunu sivil toplum örgütleri dolduruyor. Kendilerine bugün sayın değerli iki tane bakanımız gelmiş, kaymakamımız ve şey de orada, sivil toplum örgütleri de başkanlar da orada. Huzurlarınızda kendilerine bir daha teşekkür ederiz. Biz sahipsiz Ceyhan diyorduk ama sivil toplum örgütleri bu sahipliğimizi, bu bizim sıkıntılarımızı giderecek konuma geldiler. Bir organize sanayinde bütünleştiler. Bir 9000 dönüm bir Erzin 1959 yılında Adana'dan 3 imzayla kopan Erzin 4 yol 1995-96 yıllarında da o günün Ceyhan'a ihanet eden kaymakamlarıyla 9000 dönüm arazimizi Erzin'e vermişlerdi. Ama Sayın Kaymakamımız, sivil toplum örgütleri, siyasi partimizin temsilcileri bu mücadeleyle bir ay önce bu 9000 dönüm arazide tekrar Ceyhan'a teslim edilmiş İçişleri Bakanlığı yazısıyla bu da bizi mutlu etmiştir. Ancak limanlarımız İskenderun'a teslim edildi. En azından senede 10 trilyon üzerinde bir gelir. Biz şuna inanıyoruz ki bu verdiğimiz mücadele basın arkadaşlara beraber mutlaka o limanlarımızı da Ceyhan alacak ve Allah'ın izniyle de Ceyhan bir denizcilik acentesi borsa bünyesinde kurarak bu başarıya gidecektir. Çünkü Türkiye'de İki ilçede, bir İskenderun, bir de Safranbolu'da acentelik vardır. İnşallah Ceyhan da bu acenteliği alarak hak ettiği hizmeti de alacaktır ve limanlarımız da alacaktır. Değerli konuklarım, belki bugün burada basının hak ettiği şekilde dolduramadık. Ancak zamanlama beklerken mesele bir, sivil toplum örgütleri, bugün bakanın gelmesi, bir ziraat odasındaki başkan yardımcısının düğünü, bizleri ne yaptı? Bazen bu sıkıntılara geliyor ama biz inanıyoruz ki onların da yüreği bizden, buradaki değerli dostlarımın da yüreği bizden ve basın hiçbir zaman Ceyhan'da sıkıntıda kalmayacağına inanıyoruz. Eğer 15 haftalık, aylık ve 15 günde bir çıkan gazeteleri bu iş adamlarımız, Milli Eğitim Müdürümüz, Kaymakamlığımız, Belediye Başkanlığımız, Sivil Toplum Örgütleri, sanayi iş adamları yaşatabiliyorsa, siyasi partilerden bu desteği görüyorsa, bunlardan daha güzel, bunlardan daha bizi mutlu eden bir şey olamaz. Demek ki Ceyhan halkı basına verdiği değeri basından da hak ettiği şekilde alacaktır. Bunu da böyle bileyim. Sözlerimi burada bitirirken Cenab-ı Allah'tan niyazım odur ki Ceyhan Ceyhanlıların olarak huzurlu ve mutlu bir ilçelikten il olma şansını bulacaktır. Rabbim bizi bu sevgiden
mahrum etmesin. Siyasi temsilcilerimiz bunun da habercisi olsun. Bu duygularla hepinize en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum, muhabbetlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Değerli dostlarım, şimdi şeyimizin biliyorsunuz müzik programına geçmeden önce 7. yılda Ceyhan'da çalışmalara hak eden bazı değerlerimize onur plakatları sunacağız. 7. yılın onur plakatını. Bu yönden İbrahim yanıma gel, Emre sen de gel. Benim ricam onur plakatımızı alan da onur plakatını veren de Ceyhan basını için veya yüreğindeki birkaç cümleyi konuklara duyurursa mutlu oluruz. İlk plakatımızı gözlüğü ver adam. İlk plakatımızı bugün Ceyhan'da 40 binin üzerinde öğrenciye sahibiz. En az 2000 tane de öğretmenlerimiz var. Bu eğitim kadrosu öyle bir yüreklerindeki eğitim ve öğretim sevgisi var ki Rabbimin ilk emri olan okul inancıyla bütün gençlerimizi cehaletten kurtarıp Adana genelinde değil birçok ilin üzerinde eğitim üstünlüğüne sahiptir. İşte burada emeğe geçen ilçe milli eğitim müdürümüz Serkan Toppaşa 7. yılın onur plakatını vermek üzere alkışlar buraya davet ediyoruz. Sayın Serkan Topbaş'ın bu onur plakatını eski bakanlık müfettişimiz Bedirhan Yıldırım Bey'i de davet ediyorum. Lütfen kendileri buraya buyursunlar. Çok saygıdeğer protokol, kıymetli misafirler, değerli çalışma arkadaşlarım, saygıdeğer Ceyhan 82 Haber Gazetemizin sahibi Veysel abi, gerek eğitim adına, gerek Ceyhan'ın gelişmesi adına ya da yapılanları özetleme adına en güzel sözleri söyledi. Hatta eğitim adına da çok güzel şeyler söyledi. Dolayısıyla çok fazla üzerine bir söz bırakmadı ama eğitim uzun soluklu bir iş. Sadece Serkan Topbaş'ın ya da çalışma arkadaşlarının yapacağı bir iş değil. 165 bin nüfuslu tüm Ceyhanlıların bu işte katkısı olması lazım. Uzun soluklu bir iş dememin en önemli sebeplerinden bir tanesi de tüm ülke amirlerimiz ve kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte yürüttüğümüz bir iş. Geçmişi olan bir iş. Ben Ceyhan'a 2 yıl önce başladım. Ve bir birikimi elbette bulduk. Bunda şu anda aramızda olan değerli hocamız Mustafa Yaylacı'nın, daha önceki çalışan kaymakamların, belediye başkanlarının, büyükşehrin, Ceyhan Belediyesi'nin, tüm sivil toplum kuruluşlarının elbette şu ana kadar yapılan bu çalışmaları kamuoyuyla paylaşan, bu şekilde bizi mutlu eden basın kuruluşlarımızın çok önemli yeri var. Ben burada herkese
eğitim adına taş üstüne taş koyan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün almış olduğum onur ödülünü 2 yıllık çalışma süremdeki bir birikimin değil, yıllardır gelen bir emeğin tezahürü olarak, temsili olarak bana verilmiş olarak kabul ediyorum. Dolayısıyla eğitim adına taş üstüne taş koyan, katrede damlası olan herkese ben şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca burada tabii ki eğitim faaliyetlerini yürütürken zaman alan bir iş, kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Bütün güzelliklerin ya da eksikliklerin bir şekilde duyurulması gerekiyor. Bunun için tabii ki özel uğraşlara gerek yok. Bizim her evde bir temsilcimiz var. Bu temsilciler bizim 36 aylıktan 19 yaşa kadar olan çocuklarımız ve gençlerimiz. Bunlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın her türlü politikasını, öğretmenlerinin duygularını, düşüncelerini her gün eve taşıyor. Dolayısıyla her evde, her akşam, her gün eğitim konuşuluyor. Dolayısıyla biz eğitimciler olarak, öğretmenler olarak her türlü halimize dikkat etmemiz gerekiyor. Gecemizi, gündüzümüzü onların gelişmeleri, yetişmeleri için harcamamız gerekiyor. Bugün bu program eğitimle ilgili bir program değil. Basınımızın dertlerini, gücünü, her türlü durumunun paylaşıldığı güzel bir gece toplantı. Dolayısıyla bu konuda ben çok daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Ceyhan 82 Haber Gazetesi'nin değerli genel yayın yönetmeni, sahibi, her şeyi abimiz Veysel Bey'e daha nice 7. yıllar diliyorum. Bizlere katkılarından dolayı ben de şükranlarımı kendilerine arz ediyorum, teşekkür ediyorum. Katıldığınız için, destek verdiğiniz için, bizleri dinleme noktasında sabrettiğiniz için de hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. En kalbi duygularla hepinizi selamlıyorum. Kanuni Sultan Süleyman kardeşi Yahya Efendi'ye bir pusula gönderir. Osmanlı'nın yıkılması neye bağlıdır der. Yahya Efendi gönderdiği pusulanın arkasına sadece neme lazım diye yazar gönderir. Kanuni bunu hiç anlamaz. Bir gün karşılaşırlar. Ya kardeş, ben sana bir şey sormuştum, soru sormuştum. Cevabını vermemişsin. Kağıdın arkasında vardı der, neme lazımcılık. Bizim Ceyhan'ımızı, güzel Ceyhan'ımızı, güzel insanları başarıya götürecek neme lazımdan kurtularak sevgi ve saygı prensipleri dahilinde hep beraber ileriye doğru, çok daha ileriye hedefler koyarak beraberce yürütmemiz gerekiyor. Sözlerimi Aziz Atatürk'ün bir şeyiyle noktalamak istiyorum. Günümüze uygun ordumuzda, dış devletlerde, Ankara'nın bir köyünde 2 çocuğu şehit olan bir kadın muhtara şöyle der: muhtarım, ben Atatürk'ü görmek istiyorum. 2 çocuğum Çanakkale'de şehit oldu. Ama benim gidecek gücüm, hiçbir şeyim yok. Muhtar kadını her türlü hazırlıklarını yapar, trene bindirir. Trende indirirler Orman Çiftliği'nde, Ankara'da. Kadın sahada dolaşırken yandakiler sorar, ne arıyorsun anne? Yaşlı, beli bükülmüş bir insan. Der ki, oğlum Atatürk'ü arıyorum. Atatürk'ü bulmam lazım evladım der. Ve derler ki, işte ata binmiş geliyor. Atatürk gelir, attan iner, kadına sorar, kimi arıyorsun ana? Der, ben oğlum Atatürk'ü arıyorum. Ne yapacaksın Atatürk'ü? Ölmeden önce, bu dünyadan göçmeden önce Atatürk'ü dünya gözüyle görmek isterim. Niye biliyor musunuz der? Çanakkale'de bu Türk milletini kurtardığı için. Sonra kadını, der ki arkadaşlarına, kadını alın köşke getirin.
Kadın köşke çıkmadan elinde bir çıkın var bizim ifademizle. Atatürk'e uzatır. Oğlum kusura bakma, bu çıkını sana hediye ediyorum. Açarlar, içinden bir dalak peynir çıkar. Atatürk alır ve köşke çıkarlar. İki gün onu misafir eder Atatürk ve adamlarına, yandaki insanlara der ki, evladım bu kadını köyüne götürün, benim paramla ona inek alın verin, sütünü yesin sağsın der. İşte bizim atalarımız, dedelerimiz, büyüklerimiz böyle acı günlerden geçerek mutlu günlere doğru geliyoruz. Biraz daha sevgi, biraz daha hoşgörü, biraz daha birbirimize ceyhanlı olarak kenetlenmemiz gerekiyor. Huzuru, mutluluğu bulmamız için birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Hoş görmemiz gerekiyor. Bakın her yönüyle bir kıpırdanma, güzellikler devam ederken birbirimizi severek, sarılarak devam etmemiz gerekiyor. Ben Veysel Bey'e bir alkış rica ediyorum. Çünkü elimiz, gözümüz, her şeyimiz Veysel Bey, kardeşimiz. Bizim her şeyimizi, acı tatlı günlerimizi, güzelliklerimizi, her şeyimizi yazarak bugünlere gelmiştir. Ben huzurlarınızda ona teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum hepinize. Halil Bey şeyini ver. Değerli konuklarım, Adana siyaseten Ceyhan yönettiği için gençlik ve amatör takımlarımız bu dönem en rahat dönemini yaşıyor. Adana gençlik ve daire başkanı Halil Hızlısoy'a biz de bu gecenin 7 yılın bir onur plakatını takdim edeceğiz. Ancak kendisi Kadir Bey'i aramış, yetişemiyor herhalde. Biz yine onun plakatını almak üzere Habib Bey'i buraya davet ediyoruz. Onun bu onur plakatını vermek üzere Ceyhan'ın eğitim hizmetinde gerçekten de yüreğiyle, parasıyla, puluyla şey veren, emek veren Adana Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Mustafa Yaylacı arz ediyorum. Değerli Ceyhanlılar, değerli protokol, basın mensuplarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, değerli hemşerilerim, hanımefendiler, ben de unutulmadığım için, davetli olduğum için önce Veysel abimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Biz de kendilerini yalnız bırakmak istemedik. Ben de çok geç gelmeme rağmen yetiştim. Ona da ayrıca çok sevindim. Habib Bey'e de ayrıca plaket verdiğim için, bu şansı bana Veysel abimiz verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Habib Bey'le de birlikte çalıştık. Şimdi o ayrı bir kulvarda Ceyhan'ımıza hizmet ediyor. Yine biz bir öğretmenimiz, eğitimci kardeşimiz olarak görüyoruz. Sağ olsunlar Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz eğitim adına çok güzel şeyler söyledi. Yine bakanlık müfettişimiz, abimiz Bediran Bey çok güzel açıklamalarda bulundular. Ben de Ceyhan'da hizmet yapmış,
hizmet yapma fırsatı bulmuş bir kişi olarak, kendi memleketime hizmet etmiş bir kişi olarak kendimi çok mutlu hissediyorum. Burada görev yaparken değerli Ceyhanlı hemşerilerim, Ceyhan'da yaşayan kardeşlerimiz, basın mensuplarımız bize çok destek oldular. Beraber güzel şeyler yapmak için hep beraber gayret ettik. Güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Ceyhan'ımız inşallah Veysel abimizin bahsettiği gibi hak ettiği yeri bulacaktır. Buna inanıyoruz. Ceyhanlılar buna layık. İnşallah Ceyhan daha güzel noktalara gelecek. Hep birlikte, hep beraber. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinize sevgi saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah nice Ceyhan 82 gazetemiz nice daha böyle güzel yıl dönümlerini kutlar. Veysel abimize de sağlık, sıhhat, başarılar diliyoruz. Hoşça kalın. Evet, Sayın Milli Eğitim Şube Müdürüm, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Şube Müdürüm, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın İlçe Başkanım, değerli yönetim kurulu üyeleri, Ceyhan'ımızın çok değerli sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticileri, yine Ceyhan'ımızın çok değerli kanaat önderleri, yine Ceyhan'ımızın çok değerli basını, çok saygıdeğer hanımefendiler, değerli beyefendiler, Ceyhan 82 Haber Gazetesi'nin hazırlamış olduğu 7. yıl kutlama programına hoş geldinizler. Hepinizi saygıyla selamlarım. Şimdi değerli davetliler, Mustafa hocamın da bahsettiği gibi ben öğretmenlikten gelen bir kardeşinizim. Yaklaşık 30 yıl bir öğretmenlik hayatım var, meslek hayatım. Daha sonra 3-4 yıldan beri de Büyükşehir Belediyesi'ne geçtim. Ve şu anda Ceyhan Bölge Koordinatör Müdürü olarak Ceyhan ve Yumurtalık sorumlusu olarak görev yapıyorum. Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü Bey biliyorsunuz 3 dönem Ceyhan'da belediye başkanlığı yaptı. 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimiyle beraber Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Ve o adaylık döneminde seçim günü geldiğinde çok değerli hemşerilerimizin vermiş olduğu mübarek oylarla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Buradan giderken de şu sözü söyledi. Bir Ceyhanlı olarak dedi, evet Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçildim ama Ceyhan'a hizmet boynumun borcu dedi. Dolayısıyla o hizmetin gereği olarak da burada 1. Bölge Koordinatör Müdürlüğü adı altında bir müdürlük oluşturuldu. Ceyhan ve Yumurtalık sorumlusu olarak daha önce Ahmet Sevimli Bey görev yapıyordu. Belli bir süre sonra bayrak yarışını ben devraldım. Dolayısıyla yaklaşık 3 yıldır bu görevi yapıyorum. Gerçekten bu tür programlara mümkün olduğu kadar katılmaya çalışıyorum. Veysel abimizin az önce bahsettiği gibi gerçekten öğretmenlik hayatımda da hep milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bir sözü var. Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Dolayısıyla Ceyhan sevdalısı bir kardeşiniz olarak hep bu sözü kendime düstur edindim ve elimden geldiğince en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştım. Gerçekten Veysel abimizin az önce belirttiği gibi Ceyhan Türkiye'nin 82. vilayeti olacak. Tüm özellikleri içinde bulunduran bir şehir. Dolayısıyla ben sözümü fazla uzatmadan gerçekten Veysel abimizin bu dileklerine ben de katılıyorum. Bizleri böylesine güzel bir programla bir araya getirdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi eğlenceler. Değerli konuklarım, şimdi Ceyhan'ın gençliğinin içinde yetişen ve Adana'da spor müdürlüğü yapan değerli bir kardeşimiz de buradadır. Amatörlere verdiği destek, Ceyhan'daki amatörlere verdiği destek
azımsanmayacak kadar büyüktür. Adana 1. Amatör Küme'de 12'şerden 24 maç yapıyoruz ve bütün otobüs amatörlerin otobüs şeylerini bu değerli müdürümüz karşılıyor. Biz de dedik ki gençliğe atılan her adım gençliği kötülüklerden kurtarmaktır. Onun için gazetemizin 7. onur yılının gençler adına değerli müdürümüz Kadir Gül'ü şeyini almak için buraya sevgiyle, alkışlarla davet ediyorum. Bu güzel onur plakatını vermek üzere Ceyhan Milli Eğitim Şube Müdürü ve Ceyhan'ımızın en yakışıklı müdürü Kenan Kılıç Bey'i davet ediyorum. Sayın müdürlerim, sayın protokol üyeleri, kıymetli misafirler. Öncelikle Veysel abi böyle bir gece düzenlediği için kendisini kutluyorum. Sizler de değerli zamanlarınızı ayırıp geldiğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Güzel bir tesadüf oldu. Kadir, benim Ceyhan Lisesi'nden öğrencim, süper lisede. Pırıl pırıl, tertemiz. Hala bakıyorum Allah'ın izniyle çok güzel noktalara geldi. İnşallah çok daha güzel yerlere geleceğine de inanıyorum. Hayatında mutluluklar diliyorum. Veysel abi, eğitim camiasının devamlı yanında olan, bizleri yalnız bırakmayan, her türlü fedakarlık ve özürde bulunan bir abimiz. Kendisine bunlardan dolayı çok müteşekkiriz. Ve gazetecilik hayatında kendisine başarılar, mutluluklar diliyorum. Müdürlerim gereken şeyleri konuştular. Daha fazla lafı uzatmayı uygun bulmuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ceyhan'ın değerli ve kıymetli simaları. Tarafsız, doğru, ilkeli ve bağımsız gazeteciliğin Ceyhan'daki sembollerinden biri olan Veysel Tulaş'la abimizin bana bu onur ödülünü layık görmesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Bugün 7.sini kutladığımız Ceyhan 82 Haber Gazetesi'nin inşallah 17.sini, 27.sini, 37.sini kutlamak da bizlere nasip olur. Kendisine ve gazetesine uzun ve sağlıklı ömürler diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli konuklar, dedik ya sivil toplum örgütleri zaman zaman siyasetin boşluğunu da dolduruyor. İşte bizim 9000 dönüm arazimizin Erzincan olmasına büyük emek gösteren tüm odalar adına temsilen Şeref Can'a bu onur ödülünü de vermeyi yüreğimizden kabul ettik. Ve onun şu anda ticaret odası temsilcisi Halil Engi Bey'i onun adına bu onur plakatını almak üzere davet ediyoruz kendisini. Bu güzel plakatı vermek üzere gerçekten siyasete başladığından bugüne demokratik kuralları, Atatürk ilke ve inkılapları kendisine düstur edinen gencecik, dinamik ama siyaseten de söylenen güzel sözleri yüreğinde hissederek uygulamaya çalışan değerli kardeşimiz Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Kadir Aydar Bey'i buraya davet ediyorum. Değerli konuklar, Ceyhan ve Ceyhan'ın sesi olan
Ceyhan 82 ve tüm basın mensupları ve kuruluşlarına başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Çok kıymetli misafirler, değerli konuklar, öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Özellikle Şeref Başkanımıza bu ödülü vermek bizim için onur ve şereftir. Kendisine özellikle buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tekrar saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Değerli konuklarım, 15 sene Ceyhan'da, 3 senedir de Adana'da Ceyhanlıların hamisi olmuş Büyükşehir Belediye Başkan Özel Kalem Müdürü İsmail Bey'e de Ceyhanlara hizmetinden dolayı bir 7. yılımız onur şeyi plakası verdik ve Ünal Bey kendisiyle birkaç defa görüştü. Gelemiyorum, bakan var, başkanı takip ediyorum dedi. Biz de onun adına bu ödülünü almak üzere Ünal Bey'i buraya davet ediyoruz. O da kurmuş şube müdürünüz. Bu plakatı vermek üzere yine Ceyhan'ımızda her zaman yüreğinde insan sevgisi olan Ceyhan sevdalısı ve hastalarımızın sanki ikinci doktoru olan sevgili Burhan Onuk kardeşimizi buraya sevgiyle, saygıyla arz ediyorum. Bir tane daha. Bir de buraya bakalım. Abi sen çok teşekkürsün. Teşekkür ederim. Video haber yayınlayacağım ben. Çok kıymetli misafirler, kıymetli abim, bu geceyi düzenleyen, bu ödülü almaktan dolayı çok onurluyum, çok mutluyum. İki dönem Ceyhan Belediye Meclis Üyeliği yaptım. Ceyhan halkımıza gücümüz ölçüsünde yapmamız gereken bütün hizmetleri yapmak için gecemizi günümüze verip gayret sarf ettik. Bu dönemde meclis üyeliğinden istifa edip Büyükşehir'in bölge koordinatör yardımcısı olarak da hizmet vermekteyim. Ceyhan'ın ne gerekiyorsa Büyükşehir'in hizmetlerini aktarmakta, vatandaşlarımıza hizmet noktasında hizmet verirken vatandaşlarımızın en iyi şekilde faydalanabilmesi için yollarından, parkından, bahçesinden, içme suyundan her türlü hazırlıkları yapmış vaziyetteyiz. Yeni bir su projemiz var. Allah izin ederse eski boruları kaldıracağız. Yerine 61 kilometre 100 sene garantili olan boruları döşeceğiz. 20 güne kadar inşallah başlıyoruz. Hüseyin Başkanımızın talimatıyla bu Ceyhan'ın asbestli boru dediğimiz boruları değişecek ve Ceyhanlı vatandaşlarımız en güzel şekilde temiz suya kavuşmuş olacak. Bu duygu ve düşüncelerle bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen kıymetli abime çok çok teşekkür ediyorum. Allah işini rast getirsin. Nice yıllara diyorum. Çok kıymetli hemşerilerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Ceyhan 82 Haber Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Veysel abimizin davetlisi olarak buradayız. Kendisine de çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü Ceyhan'da gerçekten her zaman bir araya gelme imkanımız olmuyor. Bu nedenle bizi bir araya getirdiği için de kendisine teşekkür ediyorum. Plaket alan arkadaşlarımıza da bir boyu, ömür boyu mutluluklar diliyorum. İyi akşamlar. Herkese sevgi ve saygılar sunuyorum. Ceyhan'da olmak bir ayrıcalıktır gerçekten de. Üniversitede öğrenci de olsa sofrasında kimseye para ödetmez. Böyle bir alışkanlığımız var. İşte kendisi mimar Burhan Ülger kardeşimiz yüreğinde başkan vekili olarak hizmet ederken hep gözünün bir ucunda Ceyhan'da, bir Ceyhan'da gelse de adım atayım diye çok uğraş veren bir kardeşimiz. Daha önce de Ceyhan'da da hizmet etmiştir. Bu kardeşimizin de bugün işte bakan olmak dolayısıyla yine de bunun ödülünü almak üzere Ceyhan'ımızın çiçeğe burnunda
Mali İşler Müdürü Ahmet Demirel'i buraya davet ediyorum. Burhan Bey adına bu ödülünü almak üzere, bu ödülü vermek üzere Ceyhan Aktif Gazeteciler Dernek Başkanımız Sayın İzzet Aydemir'i buraya davet ediyorum. Saygıdeğer misafirler, öncelikle yaşça büyüğümüz ve bu mesleğin içerisinde yıllarını harcamış, son 7 yıldır kendi gazetesiyle Ceyhan'a hizmet sunan Veysel Kulaşlı abimizin içerisindeki Ceyhan sevdasını gerçekten biliyoruz. Onun Ceyhan sevdalılığı aslında öyle yürekten geliyor. Ne bir siyasi beklentisi ne de bir başka bir beklentisi içerisinde değil. Ama korkuyorum bu aralar Sayın Veysel Kulaşlı'ya ben daha önce de söylemiştim. Dedim ki Allah muhafaza bir gün başka bir yer il olursa abi o zaman gazetenin adını ne yapacağız dedim. Dedi ki biz zaten hep unutulmaya mahkumuz ne yazık ki Ceyhan olarak. O zaman Ceyhan 83 yaparız. Başka da bir şansımız yok. Ama bu il olma konusunda biz ısrar etmeye devam edeceğiz dedi. İnşallah Ceyhan 82 bir ilin yani Ceyhan ilinin ilk gazetesi olur il olarak. Bu anlamda ben meslektaşımız değerli abimiz Sayın Veysel Kulaşlı'ya yayın hayatında başarılar dilerken Ceyhan Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürümüze, Mali Müdürümüze ve aynı zamanda basın bölümüne de bakıyor Sayın Ahmet Demirel'e. Bu plaketi benim vermem. Bundan dolayı Sayın Veysel Kulaşlı'ya çok çok teşekkür ediyorum. Katılan herkese meslektaşım ve başkan olduğum dernek adına çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.